Çin'de ülke içi kaynaklı koronavirüs vakasının görülmediği ikinci gün. Çinli yetkililer dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkede hızla yayılan salgını frenleyebildi. 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinde yetkililer ilk karantina kararı aldığında dünya bu duruma şüpheyle yaklaşmıştı. Uzmanlar karantinanın ekonomiyi kötü etkileyeceği yönünde uyarmıştı. Dünyada bugüne dek bu kadar büyük ölçekli bir karantina uygulaması yapılmamıştı. Ancak Wuhan'da yetkililer şehir dışına çıkışları ve dışarıdan şehre girişleri tamamen durdurdu. Hali hazırda kapalı olan okul ve üniversitelerin süresiz olarak kapalı kalacağı kararı duyuruldu. Eczane ve gıda dükkanları dışında tüm işyerleri kapatıldı. Toplu taşımanın kapatılması dışında özel araçla yola çıkmak özel izne bağlandı. Başta kent sakinleri dışarı çıkabiliyorlardı. Ancak birkaç gün içerisinde gıda ve ilaç gibi zorunlu ihtiyaçlar dahi kuryeyle evlere getirilmeye başlandı. Sağlık yetkilileri kapı kapı dolaşarak COVID-19 semptomları gösteren kişileri tespit etti. Ancak virüs vakalarını azaltan her ülke sıkı karantina kuralları uygulamadı. Hayvan ve Singapur'un virüsle mücadelede başarısı, virüsün baş gösterdiği ilk dönemde sosyal mesafe kuralını uygulamaları ve her şüpheliye test yapılmasıyla mümkün oldu.